Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte yeni bir kampın hatta mükemmel bir kampın hatta beni aşırı derecede heyecanlandıran bir kampın tanıtımını yapacağım size. Hatta o kampın giriş videosu olacak bu. 5-6 dakikanızı alacağım. 5-6 dakika lütfen beni dinleyin. Çünkü 2024 tayfanın en önemli tanıtımlarından biri olacak. Yani 2024 tayfa için en önemli şeylerden biri olacak bu video. Evet kamp ne mi? Sürpriz diyeceğim ama zaten yanında yazıyordu. Neymiş bu? Şöhretler karmasının onlu TYT matematik denemesi. Evet matematik çözümlerini Mert Hoca yapacak. Geometri çözümlerini ben yapacağım. Zaten yapım aşamasından beri hem Mert Hoca hem de ben bu işin içindeydik. Bir tık içindeydik. Şimdi ondan bahsedeceğim. Öncelikle kitabın yazarları Sinan Yılmaz ve Doktor Sefa Yıldız Uğurlu. Ya hocalarım elinize kaleminize sağlık. Nasıl bir kaleminiz var ki beni bu kadar heyecanlandırdınız. Şimdi bu kitap hazırlanırken ben duydum. Çok kaliteli hocalarımız yıllardır bu işi yapan hocalarımızın yani Sinan hocam ben şahsen öncesinden de tanıyordum. kalemini biliyordum. E yaptığını duyunca heyecanlanmıştım. Tahsil aşamasında da ben de bulunmak istedim özellikle. Tahsiller yapıldı. En son haliyle bana geldi. Bana gelmiş haliyle de ben de yine bir tahsil yaptım ki yanlış bir şeyle öğrencinin karşısına çıkılmasın diye. Ya iyi ki de yapmışım. Ya sorular çözerken o kadar keyif aldım ki. Ya aşırı derecede mutlu oldum ve çok heyecanlandım. Bunu kesinlikle öğrencilerin görmesi lazım dedim. Tahsiye yapmak ne demek? İlk önce onu da söyleyeyim. Ha, tahsiye yapmak demek e, kitaptaki yanlışları düzeltmek ya da ki cümleleri düzeltmek. Cümleleri olabildiğince ÖSYM diline yakın hale getirdik ki sorular zaten çok iyiydi. Çok az hamlede bulunabildik. Ama e, bazı sorular vardı. Biz yani böyle hocam bu soru buraya uygun değil. Hani niye böyle düşünceler içine böyle giriyoruz? Ya biz bir kitap böyle çözeceksek, bir kitap tanıtacaksak yani binlerce on binlerce hatta yüz binlerce kişiye dokunduğumuz için yani öğrencinin işine yarayabilecek yani en ufak bir aksinin olmamasını isteriz. E ben de bu kitaba bakarken ya öğrenci çok keyif alsın. Zaten hocalarımız çok keyifli sorular yazmıştı. Ya birkaç tane soruda da hocam bu sorular buraya yakışmamış dediğimde hocam onun iki katı üç katı daha güzel soruları hemen yazdı buraya. Ya o yüzden mükemmel bir hale geldi. Çok güzel bir hale geldi. Hatta ben burada tahsiyini yaptıktan sonra ya bir daha Hızlı bir şekilde denemeleri tek tek çözdüm. Çünkü niye? Yani öğrenciye bir katkıda bulunacak mı? Yani bunu alması, öğrencinin alması gerekir mi diye düşündüm. Yani sorguladım. Kolayına bir şey önermeyiz biz size. Hele hele bu yakın zamanlarda boş bir şey yapmanızı asla ama asla, vakti boşa geçirmenizi asla ama asla istemeyiz. O yüzden o denemeleri ben bir daha çözdüm. Ve çözdüğümde o kadar keyif aldım ki. Ve hatta öğrenciye ne katar diye kendi kendime sordum bir kere kesinlikle ama kesinlikle ufkunuz genişletecek veya yeni tarzda sorular göreceksiniz. Yani önemli olan da o yeni tarzda soruları gördüğünüz zaman hamleleriniz nasıl olacak, bakış açınız nasıl olacak bunlar çok önemli. Çünkü ÖSYM'de bunu görüyorsunuz her sene birkaç tane soruyla yeni tarz bir soru karşınıza çıkarıyorlar. Yeni tarz o soruyla da nasıl davranmanız gerektiğinizi ölçüyorlar. Ki zaten bunu MSÖ'de de gördük. İşte aynısı burada var arkadaşım. Bu kitap ÖSYM'ye %100 uyumlu oldu. Kesinlikle ama kesinlikle %100 uyumlu oldu ve sorular çok kaliteli sorular. Geometri anlamında ben söylüyorum. Matematikte de sana Mert Hoca söylesin. Tamam? Zaten ben e, Mert Hoca ile birlikte e, bir yayında yapacağız bununla alakalı. PDF falan göstereceğiz, soruları göstereceğiz. Orada da net bir şekilde göreceksin. Kitaptaki sorular o kadar tatlı ki, o kadar hoş ki yani bunu anlatırken bile sana heyecanlanıyorum. Hatta çözerken de büyük ihtimalle heyecanlanacağım. Çünkü ok soruları sana öğretebilmek benim için aşırı derecede keyifli olacak. O yüzden ben şu aklımdan geçiyor. Yani bu sene için yapabileceğim en keyifli ve en heyecanlı en önemli kamplardan biri diyebilirim şu şöhretler karmasının onunu denemesi. Ve belki belki değil yani kesin bu kampa katılacaksan yani %100 sen bu kampta çok verim alacaksın ve senin için en önemli kamplardan biri olacak bu kap. Ya bu kadar net bir şekilde konuşuyorum. Çünkü ben kolayına heyecanlanmam. Ben kolayına bu kitabı önermem. Hatta bu kitabı hatta bu kitap değil de denemeleri öyle bir öneriyorum ki sana yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum. Çünkü çok işine yarayacak. Sadece TYT'de mi işine yarayacak? Ya hayır TYT'de işine yaramayacak. TYT'de acayip bir şekilde işine yarayacak. Geometrik kısmından bahsediyorum ama AYT geometrini de senin geliştirecek. AYT geometrisinde ne çıkıyor? E, çember, analitik, katı cisim ağırlıklı çıkıyor ama yine üçgen, yine dörtgen, yine katı cisim karşımıza çıkıyor. E, analitik çözerken de zaten üçgen bilgisine gerek duyacaksın. O yüzden buradaki geometri soruları hem TYT'de hem de AYT'de seni aşırı derecede üst seviyeye getirecek diyebilirim. Hatta bu denemelerdeki soruların mantığını bak çöz. Yanlış çözdüğün soruları da sonrasında iyice öğren bütün denemedeki soruları çözüp yanlışlarını da iyice anladıktan sonra büyük ihtimalle sen sınava girdiğinde geometride full ya da full yakın yapacaksın. O yüzden benim için en önemli kamplardan biri hatta senin için de en önemli kamplardan biri olacak. O yüzden bu kitabı yani bu denemeleri mutlaka mutlaka al çöz. Zaten deneme zamanındasınız. Deneme çözmeniz lazım. İşte çözmeniz gereken en öncelikli denemelerden biri de bu. Evet denemeler Tek kopar şeklinde böyle kopart. Koymasan üstüne tek denemeyi çöz. Ondan sonra çözümlerine de nereden ulaşacaksın? Şurada kitabın arkasında bak şöyle görüyorsun. Kitabın arkasında böyle cevap anahtarları var ve kare kodlar var burada. O kare kodları okuttuğun zaman ne yapacaksın? Uygulama çözümlerine uygulama çözümleriyle hocalarımızın çözdüğü uygulama çözümleriyle karşılaşacaksın. Ama biz uygulama çözümüyle kalır mıyız? Tabii ki kalmayacağız. Biz ne yapacağız? Geometri kısmını ben, matematik kısmında Mert Hoca da ayrıyetten çözecek. Bunların da zamanı var tabi. Bunların zamanı ne zaman? 29 Nisan'da birinci denemenin çözümüyle başlayacağız. Sonra bir gün bir gün atlayarak mesela 1 Mayıs'ta ikinci, 3 Mayıs'ta üçüncü video şeklinde gidecek. Ama ben büyük ihtimalle bu heyecanla dayanamayıp dayanamam deyip hemen ne yaparım? Önümüzdeki hafta ilk denemenin çözümünü sizin karşınıza getiririm. Bir bakın ki sorular nasıl? Gerçekten güzel mi? Kaliteli mi? Görün. Ondan sonra da şey yapabilirsiniz ki bence bu söylemlerinden sonra kesinlikle ama kesinlikle çözülmesi gereken bir deneme. Yani ben boşuna bu şekilde yalvarmam. Yalvarıyorum. Al sana yani bu sene içerisinde en büyük katkıda bulunacak denemelerden biri işte bu deneme. Yani gördüğüm en kaliteli bak bu zana kadar çözdüğüm net konuşuyorum. En kaliteli denemelerden biri diyebilirim hatta en kaliteli deneme diyebilirim sana. Evet çözümleri bu şekilde olacak. Hocam çözümleri niye bu şekilde yapıyorsunuz? Bunların da yine aynı zamanda Türkçesi, Feni ve Sosyal'de çıktığı için bunları da biz e, bir program haline getirdik. O programları da size paylaşırız da e, kitabın yani denemenin de linkini de bulabilirsem videonun açıklama kısmında size e, açıklama kısmında yazacağım inşallah. Hadi bakalım kampta görüşeceğiz değil mi? Mutlaka görüşelim. Bak ilk defa Kenan Hoca yalvarıyor boşuna yalvarmaz deyip bu sözümden dolayı o kampa katıl şu denemeleri mutlaka mutlaka al. O zaman ne diyoruz? Kampta görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.